Pozitif gerçek sayılar kümesine tanımlı dikdörtgen içindeki m çarpı ne, m kare artı ne kare şeklinde tanımlanıyor. Verilen eşitliğe göre a değeri kaçtır? Öncelikle bakın birinci eşitliğe bakalım. Buradaki ifade şöyle yazılır. A'nın karesi artı 3'ün karesi yani 9 eşittir. Yan tarafta 7'nin karesi 49 artı B'nin karesi. Yan tarafa atalım buradan. A'nın karesi eksi B'nin karesi eşittir. 40 olduğunu söyleyebiliriz. Peki ikinci eşitliğe bakalım şimdi. Buradaki ifadeyi şöyle yazalım. Kök A'nın karesinden A. Kök B'nin karesinden B eşittir. Burada 10. Şu yanındaki ifadeye bakın. Yukarıdaki ifadeyi iki kare farkıyla açalım. A eksi B çarpı A artı B şeklinde. A artı B bize 10 olarak verilmiş. O zaman A eksi B de 4'tür. Alt tarafı yazalım. A eksi B 4. Taraf tarafa topladığımda 2 A eşittir. 14. Yani A buradan 7 olarak çıkacak. B'ye e bakalım. 7 ise 7'den kaç çıkarırsak 3 verecektir. 4 verecektir. Yani 3'tür. A ve B değerleri bulunmuş oldu. Bizden A değeri soruluyor. Doğru cevap E'dir. A, B, C boş kümeden farklı kümelerdir. Kartezyen çarpımlar alt küme olarak verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A kartezyen çarpım C'ye bakalım. A elemanları 1 2, C elemanları da A B diyelim. Buradan bakın 1A, 1B, 2A, 2B gelecektir. Bakın buradaki elemanlar eğer B çarpı C'nin alt kümesi ise B çarpı C'de kesinlikle bu elemanlar olacaktır. Birinci elemanlara baktığında bakın birinci elemanlar kesinlikle B'den gelecek. Yani B'nin elemanları için o zaman kesinlikle 1 ve 2 mutlaka olması gerekir. Buradan şunu söyleyebiliriz. Mutlaka başka bir elemanlar da olabilir. Buna göre B elemanları içinde 1 ve 2 varsa buradan A kümesini kesinlikle kapsayacaktır. Doğru cevap D'dir. A endisinin genel terimi verilmiş. Buna göre 1'den 4'e kadar AK toplamı kaçtır? Öncelikle biz A1'i bulalım. En yerine biz yazdığımızda 1 yazdığımızda burası 2 üzeri 1 olacak. En yerine 2 yazalım. Burası 24 çarpı 2 üzeri 0. A3'ü bulalım. 24 çarpı 2 üzeri kaç olacak? Bakın kaç yazdık? En son 3 yazdığımızda eksi 1 olacaktır. A4'ü yazalım. 24 çarpı 2 üzeri eksi 2 olur. Bunlar bakın hepsi 24 parantezinde yazabiliriz. Geriye kalan sayıları veya çarparak yazalım. Burası 48. Burası 24. Burayı 2'ye böldüğümde 12 gelecek. Buradan da 4'e böldüğümüzde 6 gelecektir. Bunların toplamına bakalım. Bu ikisinin toplamı 60'ı verir. Bu ikisinin toplamı 30 verecek. Toplamlar bize 90'ı verecektir. Doğru cevap C'dir. Bir fonksiyonu verilmiş. f'nin tersi x çarpı f x eksi 3 bölü 2 sıfırdan küçük eşitsini sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır? Öncelikle biz hemen f tersini bulalım. Burası doğrusal fonksiyon şeklinde ise x artı 1 bölü 2 şeklindeydi. Daha sonra x yerine yani x eksi 3 bölü 2 yazalım buradaki fonksiyonda. Bunu bulalım. x eksi 3 bölü 2. Buna göre o zaman 2 çarpı x eksi 3 bölü 2 eksi 1 diyorum. 2'leri sadeleşsin. Buradan da x eksi 4 gelir. Peki bu x'ini çarpalım şimdi. x artı 1 bölü 2 çarpı burası x eksi 4. Burası sıfırdan küçük. Şimdi bu eşitsizliği çözelim. Öncelikle bunların köklerini bulalım. x eşittir eksi 1. x eşittir 4. İşaretlerini inceleyelim bakalım. En sağdan artıyla başlıyorum. Her kökte işaret değiştiriyorum. Sıfırdan küçük olan kısımlar istenmiş. Yani negatif olan kısımlar burası. Bu da eşitsizlik eşitlik yok. Yani dahil olmayacaktır. Buna göre o zaman e, eksi birden dörde kadar olan tam sayılar x tam sayıların toplamı isteniyor. Buna göre 0, 1 ve 2 ve 3 olacaktır. Bunların toplamı bize 6'yı verecektir. Doğru cevap B'dir. F fonksiyonunun tanım kümesi eksi birden 3'e değer kümesi A kümesi. F fonksiyonu veriliyor. A kümesi yani değer kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 1, 2, 3 ifadelerinden. Öncelikle bakın burası parabol fonksiyonu bu şekilde x tepe noktasını alabileceği en küçük değeri alabilir. Buna göre x tepe noktasına bakalım. Buradan eksi b bölü 2 a'dan kaç gelecek? 4 gelecek. Bakın 4 noktası bu tanım kümesi arasında değil. O zaman biz sadece sınırları yerine yazsak yeterli. Buna göre f eksi 1'e bakalım. Kaç gelecek? Buradan 1 artı 8 artı 3. Buradan da 9 artı 3'ten 12 gelir. O zaman f bir de 3'e bakalım şimdi. 3'ün karesi 9 eksi 24 artı 3. Buradan da 12 eksi 12 gelecektir. O zaman alabileceği değerler bakın eksi 1 dahildi. O zaman 12 ile eksi 12 arasında olur. O zaman eksi 1 dahil olduğu için buradaki 12 dahil olacak. Köşeli parantez diğeri dahil olmayacaktır. Eksi 12 ile 12 arasında. Biz burada alabileceği en küçük ve en büyük değerleri bulmuş olduk. Yani A kümesi bu ve bundan daha geniş çaplı bir küme olabilir. Buna göre bakalım. Birinci ifade eksi 4 ile 7. Bakın buradaki al alandan veya aralıktan daha dar bir ifade. Burası sağlamaz. Eksi 14 ile 17'ye bakalım. Bakın bu oradaki aralığı içine alacaktır. Yani burası sağlayacaktır. 13 ile sonsuza arasına baktığımızda eksi 13 bu aralığı içine alacaktır. Dolayısıyla burası da sağlayacaktır. 2 ile 3 olabilir. Doğru cevap D'dir. Yukarıda verilen denklemin köklerinin geometrik ortalaması bu denklemin bir köküdür. Buna göre m değeri kaçtır? Bakın bunun köklerine biz x1 ve x2 diyelim. Kökler çarpına bakalım. Kökler çarpımı c bölü a şeklinde yani 4 şeklindeydi. Geometrik ortalamasını aldığında yani kare aldığında aldığımda buradan x1 çarpı x2 eşittir. Buradan kaç gelecektir? Yeni denklemin köküne biz x3 diyelim. Buna göre zaman kök 4'ten yani kaç gelecektir? x3 eşittir. 2 gelecektir. Buradaki değer denklemi sağlayacaksa x yerine 2 yazdığımızda burayı sıfırlamalı. Buna göre zaman 2'nin karesi 4. Eksi 2 ile çarpıyorum. 2m artı 2. Eksi 12 eşittir 0. 2 m yan tarafa atalım. 2m eşittir. Bunları toplarsak eksi 6 gelecek. m değer eşittir. Buradan eksi 3 olacaktır. Doğru cevap a'dır fx fonksiyonunun grafiğini y eşittir x doğrusuna göre simetri gx fonksiyonudur. Bileşke fonksiyon verilmiş. Buna göre f'in tersi bileşke g4 ifadesinin değeri kaçtır? Eğer y eşittir x doğrusuna göre simetri ise bu diğerinin tersidir. Yani f'in tersi bize g'yi verecektir. Buradaki ifadeye bakalım. Ben bu birinci verilen fonksiyonda, bileşke fonksiyonda g yerine f'in tersi yazabilirim. f ile f'in tersi birbirini götürecektir. Buna göre o zaman g altında 3x eksi 2 eşittir. X eksi 1 olur. Bizden bakın G4 değerini bulalım öncelikle. G4 değerinin gelmesi için X yerine kaç yazılmalı? 2 yazılmalı. Buna göre o zaman G4 eşittir. Buradan 1 gelir. Bakın buradan 1 gelecekse F'in tersinde 1 soruluyor. Yani aslında G1 soruluyor buradan. G1 değerine bakalım. Bunun için de 1 gelmesi için buradan X yerine 1 yazılmalı. G1 eşittir. 1 yazarsak buradan da 0 gelecektir. Doğru cevap A'dır. 4 terimli dizisi sonlu aritmetik dizi, 3 terimli dizisi sonlu geometrik dizi olduğuna göre d bölü a oranı kaçtır? Aritmetik dizide artış miktarları aynı. Peki buraya birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü terim diyelim. Yani a4 eşittir 13a, a1 eşittir a diyelim. Biz buradan artış miktarının ortak farkı bulalım. Buna göre ikisinin farkını aldığımda yani formülü yazalım. a4 eksi a1 bölü 4 eksi 1 bize kay verir. Buna göre 13 A'dan A'yı çıkarttık. Yani 12 A. İkisinin farkı kaçtı? 3'tü. Buna göre o zaman ortak farkımız kaç A olacaktır? 4 A olacaktır. B ve C'yi bulalım. Artış miktarı eğer 4 A ise B 4 arttırdığımızda 5 A, C'de 9 A olur. da getirip yerini yazalım. C eksi B'ye baktığımızda bize 4 A'yı verecek. Şimdi burası eğer geometrik dizi ise geometrik ortalamayı sağlar. Yani bu ikisinin çarpımı bana 4 A'nın karesi verecek. Yani 16 a kare eşittir. Buradan a çarpı d. Karşılıklı a'lar sabredilsin. Yani d eşittir. Buradan 16 a gelecektir. Bize d bölü a sorulmuş. Taraf tarafı bakın a ile bölüyorum. Buradan da 16 gelecektir. Doğru cevap e'dir. Kemal öğretmen karelerin kenar uzunlukları katsayıları pozitif gerçek sayı olan bir karmaşık sayı seçtiğine göre şekil birin çevresi aşağıdaki sayılardan hangisiyle modellenebilir? Buradaki bir kenar uzunluğuna x buna y diyelim. Buradaki tüm alan 16 olarak verilmiş. Yani x kare artı y'nin karesi eşittir 16. Yeşil boyalı bölgenin alanı 43 olarak verilmiş. Buradan da o zaman x'in karesi Eksi bakın bir tanesi y kare. iki tanesini çarpalım. 2 y kare eşittir. Buradan da 43 olarak verilmiş. Yukarıdaki ifadeyi eksi ile çarpıyorum. Buna göre bakın eksi 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 oldu. Buradan x kare gitti. Eksi 3 tane y kare eşittir. İkisinin farkına bakalım. Buradan 27 gelecektir. Eksi 3'e bölelim. Y kare eşittir. Buradan eksi 9 gelir. Buradan da y eşittir. Eksi artı kök içinde eksi 9 olur. Buradan da eksi artı. Eksi 1'i kare şeklinde yazarım dışarı i olarak. 9 da dışarı 3 olarak çıksın. Şimdi x'i bulalım. Bakın y kare eksi 9'du. Birinci denklemle getiriyorum. Yerini yazıyorum. Buna göre x kare eksi 9 eşittir 16. Yan tarafa attık. x kare eşittir. Yan tarafa attığımızda 25. Buradan da x eşittir. 5 ve eksi 5 gelecek. Uzunluk olduğu için 5 aldım. Buna göre o zaman bir kenarımız bizim. Bakın 5 ise. Buradaki çevre uzunluğa bakacak olursak buradan hepsini hesaplıyorum. Bakın. Buradaki şuradaki uzunluğumuz buradaki uzunlukta aynı olacaktır. Yani tam bir çevresi o zaman ne olacaktı? 4 çarpı 5 yani 20 olur. Artı daha sonra bakın buradaki ile buradakini ilave ediyorum. Yani iki tane y lazım bana. Buradan da pozitif değer aldığımızda o zaman kaç olur? 2 ile çarparsak 6 i olacaktır. Buna göre 26 20 artı 6 şeklinde yazılır. Doğru cevap C'dir. Polinomun katsayıları toplamı 18'dir. px 3 polinomunun x 1 ile bölümden kalan kaçtır? X yerine 1 yazdığımızda bizden sorulan ifade P 2'dir. Peki yukarıdaki tanıma bakalım. Px polinomu ikinci denen bir polinom baş katsayısı 1 olarak verilmiş. Buna göre o zaman x kare artı b x artı c şeklindedir. Buradaki verilen ifadeye bakalım. Katsayıları toplamı 18 olarak verilmiş. Yani x yerine 1 yazdığında burada ne gelecek? P 0 P1 artı 1. Burası kaçmış? 18. Peki biz yukarıdan P0 ve P1'e bakalım. P0 buradan C gelecek. P1'e bakalım. Buradan da B artı C artı 1 gelir. Artı 1 eşittir. 18 ise yan tarafa atalım burayı da. 17 yapacaktır. Buna göre o zaman C çarpı B artı C artı 1 eşittir 17. 17 bakın asal bir sayı. O zaman çarpanları ne demişti bakın pozitif tam sayı demişti katsayıları. Buna göre zaman bir tanesi 1, bir tanesi de 17 olacaktır. Peki B artı C artı 1 eşittir 17. C'ye 1 dediğimizde 2 yan tarafa attık 15. Yani B eşittir buradan 15 gelir. Yerini yazalım bakalım. Buna göre x kare artı B ifadesi 15'te 15x artı C yani 1. Bizde ne istemişti? P eksi 2. O zaman x yerine eksi 2 yazalım şimdi. Eksi 2'nin karesi 4 oldu. Eksi 2 çarpı 15 yani eksi 30 artı 1. Buradan da topladığımızda bize eksi 25 gelecektir. Doğru cevap D'dir. A negatif B pozitif gerçel sayılar olmak üzere. Fx fonksiyonu verilmiş. Buna göre 1-2-3 ifadeleri veriliyor. Soruların cevaplarını bir rekada yazan öğrencinin bazılarının kartlara aşağıda verilmiştir. Buna göre cevaplarının tamamı hangisinin doğru olabilir? Birinci ifadeye bakalım şimdi. A negatif olarak verilmiş. Burası eksi. B pozitif artı. Birinci ifade y eksenini kestiği noktanın işareti nedir? Şimdi bu soruya cevap verelim. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e 0 verilir. x'e 0 verdiğimde 2 olacaktır. Yani pozitiftir. Burası artı olacaktır. Şimdi ikinci ifadeye bakalım. X eksenini kaç noktada keser? Buna göre bakın öncelikle biz deltasını bakalım. B kare eksi 4 ac diyelim. B kare eksi 4 çarpı 2 çarpı daha sonra a ifadesi gelir. Bakın a sayısının negatif olduğunu biliyoruz. Eksi eksi çarptık artı b kare artı yani burası pozitiftir. Dolayısıyla kaç noktada keser? 2 noktada kesecektir. Delta sıfırdan büyükse 2 noktada kesecektir. Peki üçüncü ifadeye bakalım. Tepe noktası koordinat düzleminin kaçıncı bölgesindedir? X tepe noktasını bulalım. Eksi B bölü A'dan. Eksi B bölü 2A. Buna göre B artı A işareti eksi. Buna göre eksi eksi böldük. Artı. Yani buradan işaret olarak artı. Yani sıfırdan büyük gelecektir. Şimdi bu bilgilere göre şıklara bakalım. A bakın birinci ifade artı olacak yani pozitif olacak. Burası ve burası olmayacaktır o zaman C ve D. Daha sonra ikinciden iki tane kök gelecekti. Bakın diğer üçü de aynı oldu. Şimdi üçüncü ifadeye bakalım. X tepe noktası sıfırdan büyükse koordinat düzleminde bakalım. Eğer büyükse sıfırdan büyükse ya birinci bölgede ya da ikinci bölgede olacak. E, dördüncü bölgede olacaktır. Buna göre bakın birinci bölgede olabilir. İkinci bölgede olmaz. Üçüncü bölgede olmaz. Bakın birinci bölgede olabilecektir. Zaten olabilir deniyor. Doğru cevap A'dır. 2 mor bir yeşil borunun birleştirmesiyle oluşan borunun boyu 2.1 birim olduğuna göre sarı kısmın uzunluğu olan x kaç birimdir? Bakın mor kısma bakalım. Logaritma 12 tabanında 4. Ee, yeşil kısma bakalım. 12 tabanında 9 olarak verilmiş. Peki bu toplam uzunluğa bakalım şimdi. Morlara bakalım. 2 tane verilmiş. O zaman 2 çarpı logaritma 12 tabanında 4. Diğerde bir tane 12 tabanında 9 olarak alabilirim. Daha sonra bakın buradaki 2'yi ben 4'ün karesi şeklinde yazabilirim. 4'ün karesi 16. Tabanlar eğer aynıysa bunlar çarpılabilir. 16 ile 9 çarptığında bana 144 yani 12'nin karesini verir. Buradan da uzunluk olarak kaç gelecektir? 2 gelecektir. Yani bakın Buradan morun uzunluğu mora kadar tekrar uzunluğumuz kaç birim olacaktır? 2 birim. Toplam uzunluk bize 2.1 birim olarak verilmiş. O zaman 2 birim çıkardığında bana bu sarı kısmı verecektir. Yani 0.1'i verecektir. Doğru cevap B'dir. M bir gerçek sayı olmak üzere denkleminin kökü kümesinin elemanlarından biri olduğuna göre M değeri kaçtır? Logaritmanın tanımı gereğince x ifadesi kesinlikle sıfırdan büyük olacaktır. Buna göre bakın buradaki verilen ifadeye bakalım. Kümesi elemanlarına bir tanesi bakalım. Burayı 1 bölü 2'ye ben 2 üzeri eksi 1 şeklinde yazabilirim. Bakın buradaki elemanımız negatif olacaktır. Çözümün kümesinin elemanlarına bir tanesi bu olmayacaktır. Çünkü negatiftir. Buradaki elemana bakalım. Burası 2 üzeri eksi 1 şeklinde yazalım. Yan tarafı yaptığında bakın buradaki ifadeden eksi gelecektir. Buradan da çözüm kümesinin elemanı olmayacaktır. Buradaki ifadeye bakalım. Buraya ben şöyle yazabilirim. 2 üzeri eksi 1. Burayı da 2 üzeri eksi 2 şeklinde. Buradan da kaç gelecektir? Eksi 2 bölü eksi 1. Yani 2 değerimiz gelecektir. Pozitiftir. O zaman bakın bu denklemin çözüm kümesinin elemanı budur. Yani 2'dir. O zaman x yerine biz 2 yazalım. Logaritma 2 tabanda 2. Eksi burası logaritma 3 tabanda 2 artı m eşittir. Yan tarafta logaritma 3 tabanda 2 olduğunu söyleyebiliriz. 2 tabandaki 1. Yan tarafa atalım. Logaritma 3 tabanda olduğu için ben bunları logaritma 3 tabanda bu ifadeyi çarpabilirim. Yani buradan ne gelecek? 2 çarpı 2 artı m şeklinde yazabilirim. Logaritmadan kurtulalım. Yani 3'ün kuvvetini alalım. Buradan 3 gelecek eşittir. Dağıtıyorum. Burası 4 artı 2 m. Yan tarafa atıyorum. 2 m eşittir. Buradan eksi 1 yani m eşittir. Buradan eksi 1 bölü 2 gelecektir. Doğru cevap c'dir. A, gerçek sayılar olmak üzere 3 üzeri A, 6 gen, 3 üzeri B eşittir. A eksi B işlemi tanımlanıyor. Buna göre bu eşitliğe göre x değeri kaçtır? Bakın buradaki ifadeleri birbirine eşitleyelim. 3 üzeri a eşittir x dediğimizde her iki tarafın logaritmasını aldığımda a eşittir logaritma 3 tabanda x. B eşittir logaritma 3 tabanda x eksi 1 olur. Bu x'inin farkı da bana 2 verecektir. X'inin farkına bakalım. Tabanlar eşit. Buna göre logaritma 3 tabanda burayı eksi varsa o zaman bölü şeklinde yazabilirim. X bölü x eksi 1 eşittir 2. Buradan da logaritmadan kurtulmuş olalım bakalım. X bölü x eksi 1 eşittir. 3'ün karesi yani 9 verecektir. İşler dışarı yapalım. X eşittir buradan 9x eksi 9. Yan tarafa atalım. 9 eşittir 8x. X eşittir buradan 9 bölü 8 gelecektir. X değeri sorulmuştu. Doğru cevap E'dir. Gerçek sayılarda sürekli bir fx fonksiyonu parçalı şekilde verilmiş. Kx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle bakın sıfırdan küçük için hx fonksiyonu tanımlamış. Sıfırdan küçük olan ifadeye baktığımızda buradaki doğrusal fonksiyondur. Sıfırda 3 arasına bakalım. Kx fonksiyonu onu bilmiyoruz. Biraz sonra bakalım. 3'ten büyük değerler için de gx fonksiyonu alalım. 3'ten büyük değerler için bakın buradaki değer alınmış. Burası dahildir. O zaman bakın diğer hx fonksiyonu da birleştirelim. O zaman bakın buradaki fonksiyonumuz olacaktır. Şimdi eğer bir fx fonksiyonu bütün noktalarda gerçek sayılarda eğer sürekli ise elimizi kaldırmadan eğer çizebiliyorsak bütün reel sayılarda sürekli demektir. Herhangi bir boşluk olmaz veya herhangi bir sıçrama olmayacaktır. Bir yerde bir kesintiye uğramayacaktır. Buna göre zaman bakın bu noktayla bu nokta arasında birbirine bağlamalı. Bu fonksiyona bakalım şimdi. Kx, x, x olabilir mi? Bakın x, x fonksiyonu ikinci açıortay yani bu şekilde bir fonksiyonda bu ikisini arasında bağlamayacaktır. Aynı şekilde x artı 1'e bakalım. Burası da bağlamayacak. K eşittir x'e bakalım şimdi. Kx eşittir. 3 verdiğimde diğer 3 olacak. Yani tam buradan birbirine yani 0 verdiğimde sıfırı sağlayacaktır. Bu aradaki bağlantıyı sağlayacaktır. Doğru cevap C'dir. x eşittir 2 absürt noktada x eksenine teğet olan 3. deden bir px polinom fonksiyonu grafiği 0'a 4 ve 1'e 6 noktasından geçmektedir. Buna göre p3 kaçtır? O zaman bakın biz px polinomunu şöyle yazabiliriz. Başka sayımız bilmiyoruz. A diyelim. x eşittir. x 2 değer. x eksenine teğet burada tam kare vardır. x eksi 2'nin karesi olsun. Diğer kökümüzü bilmiyoruz. Ona da x artı b diyelim. Şimdi x yerine 0 yazdığımızda y kaçmış? 4'müş x yerine 0 yazalım o zaman. Bakın buradan kaç gelecek? 4a artı buradan da kaç gelecek? b. O zaman 4a artı b 4 olacak. 1 yazdığımızda 6 olması gerekir. Buna göre o zaman şöyle düzeltiyorum. Burası çarpı olacaktı. 4a çarpı b eşittir 4. Buradan da a çarpı b eşittir 1 olduğunu söyleyebiliriz. Peki şimdi 1 yazalım. 6 çıksın. O zaman x yerine 1 yazıyorum. Burası a çarpı eksi 1'in karesi 1 çarpı 1 yazdığımızda burası b artı 1 olur. Peki bu ifadeyi açalım şimdi. 6 eşittir a çarpı b artı a. a çarpı b'nin 1 olduğunu biliyoruz. Yan tarafa attık. Buradan a eşittir. 5 cevabı gelecektir. O zaman b de 1 bölü 5 olacaktır. Buna göre p3 istenmiş. O zaman px eşittir. a yerine 5 yazıyorum. 5 çarpı burası x eksi 2'nin karesi artı x artı b. Yani x artı 1 bölü 5. Şimdi x yerine 3 yazalım. Buna göre 5 çarpı 3'ten 2 çıkardık. 1. Burası 1. x yerine 3 yazdık. Burası da 3 artı 1 bölü 5 olur. Buradan paylaşıklayalım bakalım. 5 çarpı burası 15. 16. 16 bölü 5. 5'ler sadeleşsin. Buradan 16 gelecektir. Doğru cevap E'dir. fx fonksiyonu x eşittir bir noktasında türevlidir. Buna göre a çarpı b değeri kaçtır? Eğer x bir noktasında türevli ise bu noktada sürekli demektir. Soldaki limitle sağdaki limiti eşit olacak demektir. Sol limite bakalım. Yani x yerine 1 yazıyorum. Buradan ne gelecektir? 1 çarpı a eksi 3 eşittir. Sağdaki limite bakalım. x yerine 1 yazısında. Buradan da 1 artı b eksi 2 birbirine eşittir. Buradan o zaman a'yı çekelim. a eşittir. Buradan eksi 1, 3 de buradan geldi. B artı 2 olacaktır. Sürekli de sol limitle sağ limit birbirine eşit olacak. Aynı zamanda bu noktadaki değeri de bunu, bunlara eşit olması gerekir. Dolayısıyla bakın f'in türevinde eksi 1 değer demiş. Eksi 1 için bakın buradaki fonksiyon kullanılır. Buradaki fonksiyonun türevine baktığımızda 2a x olacaktır. Burada x yerine eksi 1 yazarsak buradan da eksi 2a gelecektir. Buna göre bakın buradaki eşitliği kullanabilirim şimdi. Birinci ile üçüncü eşitliğe bakalım. Buradan 3a eşittir. 3 yani a değer eşittir. Buradan 1 gelir. a değer 1 ise burada yerine yazalım. Buna göre b eşittir. Buradan eksi 1 gelecektir. Bizden a çarpı b istenmiş. İkisinin çarpım bana eksi 1'i verir. Doğru cevap c'dir. Yandaki verilen bilgilere göre kapı tam açıldığında ortadaki bölmelerden birinin diğer bölmenin arasında kalmayan kısmının santimetre kare cinsinden alanı en fazla kaçtır? Bakın burası x x x olarak verilmiş. Yani toplamda 4x olacaktır. Şuradaki aradaki kalan parçaya biz a dersek bakın bunun tamamı x olduğu için şuradaki parçamız x a Burası da o zaman yine x eksi a olacaktır. Burası da aynı şekildedir. Peki toplam uzunluğa bakalım biz. Toplam uzunluk bakın 4 x'ti. Buna göre eşittir. Geri kalanları topluyorum. 40 artı x eksi a'da bakın 1, 2, 3, 4 tane var. 4'e çarpıyorum burayı. 4 x eksi 4 a artı 2 tane a'mız var. Burası da artı 2a diyelim. Bakın karşılıkta buradan 4x'ler gitti. a'yı bulduk. Burası eksi 2a. Yan tarafa attık. 2a eşittir 40. Buradan da a eşittir. Kaç gelecektir? 20 gelecektir. Bize bakın şuradaki kısmın alanı soruluyor. Bunu şöyle yapalım. Bakın buradaki kısmın alanı soruluyor. Burası x eksi a. Yani burası o zaman x eksi 20 çarpı diğer boyutumuz bakın yüksekliğimiz kaç olarak verilmişti? 120 eksi 3x olarak verildi. Bu da bizim fx fonksiyonumuz olsun. Bu alanın biz en fazla olmasını istiyoruz. O zaman bakın çarpalım. Buradaki ifadenin türevini alalım. Açarsak buradaki ifade elde edildi. Şimdi türevini alalım. O zaman fx'in türevinden eksi 6x artı buradan 180 Buradan da 0 gelecektir. Bu ifadenin kökünü bulmak için 0 eşit diyelim. Buradan da x eşittir. 30 gelecektir. O zaman bakın en fazla değer isteniyor. Türevi alıp 0'a bulduğumuzda maksimum minimum değerleri bulunur. Getirilen buradaki fonksiyonu da yerine yazalım. x yerine 30 yazdığımızda bakın kaç gelecek. Buradan fx'i hesaplayalım. fx eşittir. 30 yazarsak bakın buradan 10. Buradan 30 yazarsak 90. Yani 120'den 90 çıkardığımızda bize 30 verecektir. Buradan da 30 çarpı 10'dan 300 gelecektir. Doğru cevap C'dir. Şekilde D doğrusu ve fx eğrisi verilmiş. Buna göre limit değeri kaçtır diye soruluyor. Bakın öncelikle buradaki ifadeyi biz iki kare farkıyla açalım. Yani fx eksi f eksi 2. Daha sonra artısına bakalım. Buradan da fx artı f eksi 2 şeklinde yazabilirim. Bakın paydadaki ifadeyi biz eğer iki parantezini alacak olursak burası x artı 2 olur. Paydadaki x artı 2 ifadesini şöyle yazabilirim. x eksi eksi 2 şeklinde. Türevi limit tanımını eğer hatırlayacak olursak bakın buradaki ifadeye bakalım. Şuradaki ifade 2'yi dışarı alıyorum. Burası o zaman f türev eksi 2'dir. Burayı şöyle yazalım. f türev eksi 2'dir. O zaman buna göre o zaman f fonksiyonun eksi 2'deki eğimi demektir. Eksi 2'deki eğimi baktığımızda bakın burası 45 derece olarak verilmiş. Burası 45 derece tanjant 45 bir. Sol tarafı tık olduğu için buradan eksi 1 gelecektir. Buna göre o zaman eksi 1 çarpı buradan fx artı f eksi 2'ye bakalım şimdi x yerine 2 yazdığımızda buradan kaç gelecektir? O zaman iki tane F 2 gelir. İki tane f-2 gelir. 2 tane f-2 bölü bir de 2'miz vardı burada. 2'ler sadeleşsin. Buna göre o zaman eksi 1 çarpı f-2 değerine bakalım. f-2 değeri de 3 olarak verilmiş. Buradan da o zaman değerimiz eksi 3 gelir. Doğru cevap C'dir. F fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci ifadeye bakalım. X eşittir 0 noktasında F fonksiyonu yerel maksimum noktası vardır. Şimdi yerel maksimum noktalar e, türevinin köklerine baktığımızda bize sadece 0 olarak verilmiş. İşaretlerine bakalım. Burası pozitif, burası negatif. Artıdan eksiye geçtiği yerler bizim için maksimum noktalarıydı. Buna göre burası doğrudur. İkinci ifadeye bakalım. F2 eksi F3 ifadesinin değeri e, negatiftir demiş. Bakın 2 ile 3 değerine baktığımızda bunlardan türevi sıfırdan küçük olacaktır. Türevi sıfırdan küçükse bu azalan demektir. Azalan fonksiyonlarda bakın. Normalde şöyle diyelim. F3 yani F3 değeri F2'den eğer büyükse yani x değerleri artarken y değerleri artar demektir. Azalanlarda tam tersi. O zaman F2 f 3ten daha büyük olacak demektir. Buna göre eğer ikisinin farkını alırsam buradan F2 eksi F3 Buradan sıfırdan büyük olacak demektir. Burası sıfırdan büyük olacak. Negatif demiş. Dolayısıyla burası yanlıştır. Üçüncü ifadeye bakalım. F'in ikinci türevi. O zaman türevinin türevine bakalım biz. Bu ne demektir? Tekrar türevinin türevini aldığında yani buradaki grafiğe göre bakacak olursak sıfırdan küçük demek bu azalan demektir. Sıfır noktasına baktığımızda azalan bir grafimiz vardır. O zaman burası doğru olacaktır. 1 de 3 doğrudur. Doğru cevap D'dir. İntegralin değeri kaçtır? Kök içindeki ifadeye bakalım. Burası 2x 1'in karesidir. Mutlak değer olarak dışarı çıkacaktır. Çünkü karekök varsa içerideki ifade sürekli daima normal olup sıfırdan büyük olmalı. Buna göre zaman burayı ben şöyle yazabilirim. 2x 1 şeklinde yazabilirim. İntegralimiz sıfırdan 1'e kadar dx diyelim. İçinde sıfır yapan noktaya baktığımızda 1 bölü 2'dir. O zaman bakın buradaki e, sınırlarımızı 1 bölü 2'ye göre parçalayalım. Buradan sıfırdan 1 bölü 2'ye kadar daha sonra 1 bölü 2'den 1'e kadar. Sıfırla 1 bölü 2 arasında bu noktaya baktığımızda birinci kısım negatif gelecek burası. ikinci kısımda 1 bölü 2'den 1'e kadar burası pozitif gelecektir. Buna göre eksi çarptık artı ile çarptık. Peki buradan integral almaya çalışalım şimdi. 1'in integrali x daha sonra 2x'in integrali buradan x kare. Sınırlarımız 1 bölü 2'ye 0. Diğer taraftan aynı şekilde burası x kare eksi x olur. Buradan da sınırlarımız tekrar 1 bölü 2'den 1'e olacaktır. 1 bölü 2 koyalım. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 4. Eksi 0 koyduğumuzda 0 olur. 1 yazalım. Buradan 1 eksi 1 yani 0. Eksi 1 bölü 2 yazalım. Buradan 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 2 gelecektir. Peki bunları toplayalım. 2 ile paylaşık diyelim e, ee, buradan ne gelecek bakın o zaman 1 bölü 4 gelecektir 0 gitsin 1'den 1 çıktı 0 Peki iki ifadeye bakalım yine payda eşit diyelim buradan eksi 1 bölü 4 eksiye çarpalım artı 1 bölü 4 gelir bunların toplamında bize 1 bölü 2 verecektir doğru cevap C'dir fx eğrisinin 1 3 noktasındaki tt x ekseni ile pozitif yönde 135 derecelik açı yapmaktadır ikinci türevi 6x 2 olduğuna göre fx eğrisinin y eksenini kestiği noktanın ordinatı kaçtır? Bakın yukarıdaki verilen bilgilerden şunları söyleyebiliriz. Bir, 1. Bir, 1'e 3 noktası verdiğine göre o zaman f1 3'tür. Ve bakın e, t, t x ekseniyle pozitif yönde 135 derece yaptığına göre. Burası o zaman bakın şöyle bir doğru olacaktır. Koordinat sisteminde 135 derece bir açı yapıyorsa eğer buradaki o zaman sola yatıktır. Yani eğimi eksi 1 olacaktır. Buradan da şunu söyleyelim. O zaman 1 noktasındakine bakarsak f'in türevinde bir yazdığımızda buradan eksi 1 çıkacak demektir. Bu iki yorumu yapabiliriz. Buna göre bakın ikinci türev verildiğine göre ben o zaman bakın her iki tarafın integrini alacak olursam buradan birinci türevi buluruz. F'in birinci türevi eşittir. Buradan 6x 2'nin e, integrini alalım. Burada ne gelecek? 3x kare eksi 2x artı sabit sayımız c olsun. Yukarıdaki bilgiyi kullanalım. Şimdi bakın f'in türevinde 1 eksi 1 O zaman buna x yerine 1 yazdığımızda eksi 1 olmalı. Eksi 1 eşittir. Buradan 3 eksi 2 artı c. Buradan da buradan 1 gelecek. Yan tarafa atalım. c eşittir. Eksi 2 olacaktır. c değerimiz eksi 2. Şimdi bakın f'e geçelim. O zaman f'in türevini integral alalım biz. Buradan her iki tarafın eğer integralini alacak olursam bize fx gelecektir. 3x karenin integrali buradan x küp yapacak. Buradan eksi x kare yapacaktır. O zaman eksi 2'nin integrali 2x artı bunu da sabit sayısına d diyelim. Bakın f1 3 bunu kullanalım şimdi. x yerine 1 yazdığımızda 3 olacaktır. Buna göre 1 eksi 1 eksi 2 artı c artı d. Buradan eşittir. 1 ile eksi 1 gitsin. Yan tarafa atık. d eşittir. 5 değeri gelecektir. Bize ne sorulmuştu? Y ekseni kestiği noktanın ordinatı. Yani x0 için e, y kaçtır? O da sabit sayı demektir. Sabit sayımız d. Yani 5'ti. Doğru cevap e'dir. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı azalan ve sürekli bir f e fonksiyonu için 3 tane değer verilmiş. 0'dan 1'e kadar fx dx integralin değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın öncelikle f fonksiyonu inceleyelim. 0 için 1, 1 için eksi 1, 2 için eksi 3 olmuş. x değerleri 1 arttığında y değerleri 2 artmış. x değerleri 1 arttığında y değerleri 2 artmış. Yani doğrusal fonksiyon gibi bir fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Bakın azalan olacak. x'e 0 verdiğinde y 1 olacak. Daha sonra 1 verdiğinde eksi 1 olacak. Bakın şöyle bir azalan bir fonksiyon çizelim. Daha sonra 1 için eksi 1 olduğu söylenmişti. Bakın şuradan bir tane 1 noktası seçelim. Buradan görüntümüz kaç olsun? Eksi 1. Aynı şekilde uzatıyorum bakın. Buradan 2 için eksi 3 olacak. 2'ye bakalım. 2 değerimiz kaç olacak? Burası doğrusal fonksiyon. Burası eksi 3. Buna göre buradaki 0 ile 1 arasındaki integral değerine bakalım. Bizden bakın buradaki alanlar toplamı soruluyor. Peki alanlar toplamı demeyelim. Üstteki bakın artıdır. Alt tarafta eksidir. Yani bunların toplamından doğrusal fonksiyon olduğu için 0 için bakın burası 1'di. Eğer buradaki fonksiyonumuz doğrusal fonksiyonsa bakın buradan eğiminin 2 olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre zaman 2 olması için buradaki noktamız da bize 1 bölü 2 verecektir. Buradaki integral değerine bakalım. O zaman 0'dan 1'e kadar buradaki alanla buradaki alan birbirine eşittir. Ama integral değerine baktığımızda ikisini toplamı o zaman birbirini sıfırlayacaktır. Hangisi olabilir deniyor. Doğru cevap A'dır. Demir levhanın dış yüzey eğrisinin denklemi y eşittir ax kare artı a olarak veriliyor. Sarı ve yeşil bölgenin alanları eşit olduğuna göre a noktasının apsis değeri kaçtır? Bakın öncelikle buradaki noktamızı bulalım. X'ine 0 yazdığımızda burası A yapacaktır. O zaman şuradaki uzunluğumuz A'dır. Buradaki uzunluğu bakın biz X olarak alalım. O zaman sarı bölge S diyorum. Yeşil bölgeye Y diyorum. Bunlar birbirine eşit olacak. Sarı bölgenin alanı A çarpı X'tir. Bakın sol tarafı alsak da olur, almasak da olur. Ben sadece sağ tarafa bakıyorum. Buna göre sarı bölge A çarpı X'te. Şimdi yeşil bölgeye bakalım. Bunun için öncelikle bakın bir tane kuralımız vardı. Onu hatırlayalım. Parabolik denklemlerde herhangi bir X değer aldığımızda buradaki alanımız yani bu grafiğin altında kalan X ekseni yaptığı alan buradaki dikdörtgenin alanın 3'te 1'i idi. Yani burası S ise burası o zaman 2 S'ti. Buna göre bakalım. Buradaki Y değeri o zaman burası da o zaman 2 Y değeri olacaktır. Peki buradaki o zaman dikdörtgenin alanına bakalım. Buradaki değerimize biz X demiştik. Bu yukarıdaki değerimize bakalım. Bu verilen fonksiyonda X yerine X yazarsak buradaki toplam uzunluğumuz ne olacaktır? A X kare artı A. Yani A burasıydı o zaman. Buradaki uzunluğumuz ne olacaktır? Burası da A X kare olacaktır. Şimdi Y'yi bulalım. Buradaki dik e, dikdörtgenin alanına bakalım. Buradaki uzunluğumuz x. Buradaki ax kare. O zaman çarparsak ax kare çarpı x. Bu da bize neyi verecektir? 3 tane y'yi verecektir. 3 tane y. Bize bir tane y lazım. Buradan y'yi çekecek olursak y eşittir. Buradan a çarpı x küp bölü 3'tür. Bu aynı zamanda s'e eşittir. Yani a çarpı x e eşittir. Buradan karşılıklı bakın. A'lar gitsin x'lerin bir tanesi gitsin. x kare kaldı. Buradan x kare eşittir. Buradan 3 gelecek. x eşittir. Buradan kök 3 değerimiz olacaktır. Buna göre bize a noktasının absis değeri yani x'i sorulmuştu. Kök 3 olacaktır. Doğru cevap c'dir. Hiçbir boncuk bardak yan yana gelmemek şartıyla tüm bardakların yerleri değiştirilmiş kaç farklı dizilim yapılabilir? 6 farklı bardaktan 3 tanesini seçiyorum. Birer tane özdeş boncuk koyuyorum. Buna göre o zaman altını üçlü kombinasyon olacaktır. Bu 3 tane bardak da kendi arasında 3 faktörel şekilde yer değiştirir. Bakın 3 tane bardağımız bunlar olsun. Bunlar içine birer tane boncuk ilave etmiş olduk. Peki geriye kalan 3 bardağımız var. Bu 3 bardağın bakın yerleşebileceği 4 tane farklı yeri var. Bir tanesi 4, iki tanesi 3 üç, üçüncüsü de o zaman 2 farklı şekilde yer, yerleşebilir. Yani Buradan kaç gelecektir? 6 çarpı 4 24 gelecektir. Şimdi altının üçüne bakalım. Burası bize 20 verecektir. 20 çarpı 3 faktöriyel çarpı 24'ü biz 4 çarpı 6 şeklinde yazalım. Bakın buradaki 4 ile 3 faktöriyeli çarparsak burası 4 faktöriyeli olur. 6 çarpı 20 da 120 yani 5 faktöriyel olacaktır. Cevabımız 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel doğru cevap D'dir. Yazılan şifrelerden seçilen bir tanesinde herhangi iki sembol ya da iki rakamın yan yana olma olası ne kadardır? Şimdi bakın en az bir tanesi rakam, bir tanesi sembol olacak şekilde. Şartlarımız nedir? Rakamlar birbirinden farklı, semboller birbirinden farklı olacak. Rakamla başlayanlar şifrelerde rakam başka bulunmayacak. Buna göre bakın o zaman rakamla başlayana bakalım başka rakam bulunmayacak. Buna göre baş tarafı o zaman bakın sembol olabilir, rakam rakam olabilir veya svs olabilir veya da SSR olabilir. Yani sembol, sembol rakam rakam olabilir. Birinci duruma bakalım. Sembol olacaksa bakın 3 taneden bir tanesini alabilirim. Rakamlara bakalım. 4 tane farklı rakamımız var. Burada 4 çarpı 3 durum vardır. İkinci duruma bakalım. Bir tane sembol kullanacağım 3 taneden. Rakamlardan bir tanesini kullanacağım. Tekrar bakın farklı olacağı için buradan o zaman 2 tane sembol gelecektir. Rakamlardan 4 tane vardı. Sembollerden 3 çarpı 2 gelir. Aynı şekilde buradan 3 çarpı 2 çarpı 4 gelecektir. Toplam durum sayısını bulmuş olduk. Buradan 108 tane gelecektir. Şimdi isteğimize bakalım. 2 tane sembol veya 2 tane rakam yayına olma durumuna bakalım. Bakın burası olmaz. Burası olabilir. 2 tane sembol yayına, 2 tane sembol yayına. O zaman isteğimiz bakın burası olacaktır. Yani burası. Buradan da 6 çarpı 4, 24'tür. İsteğimiz tüm durumlar kaçtır? 108. Bunları da eğer sadeleştirecek olursak buradan 2 bölü 9 gelecektir. Doğru cevap A'dır. Araç A noktasına ilk kez B noktasına 54 km yol olarak ulaştığına göre B noktasından C noktasına ilk kez kaç kilometre hareket ederek ulaşır? Öncelikle biz A B arasındaki dereceyi bulalım. Bakın buradaki eğer açıya biz alfa diyecek olursak buradan sinüs alfa eşittir. 1 bölü 2 bu da bu açımız 30 derece olacaktır. Peki ikinciye bakalım. Yine bu açıya biz beta diyelim. Her tarafın kosinüs değişimi tabi tutarsak kosinüs beta eşittir. Buradan eksi 1 bölü kök 2. İkinci bölgede eksiydi. 1 bölü kökü yapan açıya baktığımızda 45 derece. Yani burası 135 derece. Burası 45. Burasının tamamı 135 derece olacaktır. Peki B noktasından tekrar C noktasına gitmesi için 30 derece çıkaracak olursak buradan bakın ne kadarlık bir açı taraması gerekir. 135'ten 30 çıkardım. Buradan 105 derece gitmesi gerekir. Ondan şöyle bir orantı yapalım. Şimdi bakın 30 derecede 54 kilometrelik bir yol aldı. Buna göre o zaman 105 derecede kaç kilometrelik yol alır? Buradan da orantı yaptığımızda kaç gelecektir? 189 kilometre gelecektir. Doğru cevap C'dir. ABD'de verilmiş sinüs 20 çarpı A çarpı B ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Buradaki kotanjat bakın kosinüs bölü sinüs şeklindeydi. O zaman sinüsü dağıtacak olursam buradan sinüs 10 eksi sinüs 10'lar sadeleşir. Buradan kosinüs 10 gelecektir. Aynı şekilde B'yi dağıtalım. Yani buradan kosinüs 10'u dağıtacak olursam buradan sinüs 10 artı kosinüs 10 gelecektir. Bizden A çarpı B isteniyor. Bakın bu iki ifade Arada eksi var. İki kare farkından ne gelecektir? Sinüs 20 yazalım öncelikle. Sinüs 20. İkisinin çarpımından sin kare 10 eksi kos kare 10 gelecektir. Buna göre sinüs 10 eğer parantez içindeki ifadeyi biz eğer eksi parantezin alacak olursak eksi parantezine burayı artı burayı eksi yapıyorum. Kos kare a eksi sin kare a bize kosinüs a'nın yarım açısı vardı. Buna göre eksi sinüs 20 çarpı buradan ne gelecektir? Kosinüs 2a yani 2 ile çarparsam kosinüs 20 gelecektir. Peki buradaki ifadeyi biz şimdi sinüsün yarım açısına benzetelim. Yani 2 ile çarpalım 2 ile bölelim. Buradaki ifade 2 çarpı sinüs a çarpı kosinüs a bize neyi verecektir? eksi 1 bölü 2 çarpı sinüs 40'ı verecektir. Eksi 1 bölü 2 çarpı sinüs 40 olur. Doğru cevap D'dir. Yukarıdaki verilen bilgiye göre A ile B ve A ile C noktaları birleştirirse uygulamanın bulacağı değer kaç olur? Biz şimdi A ile B ve A ile C'yi birleştirelim. A ile birleştirirsek buradaki doğru ve buradaki doğru meydana gelir. İkisi arasındaki açının bize tanjant soruluyor. Peki şöyle bakın İki tane açı isim verelim. Buradaki açımız A, diğeri de dik üçgen oluşturalım. Buradaki büyük açımız da burası B olsun. Bize ikisi arası yani B eksi A soruluyor. Bunun da tanjantına bakalım şimdi. Tanjant B eksi A. Şimdi öncelikle tanjant B'ye bakalım. Tanjant B eksi A formülü. Tanjant B eksi tanjant A bölü bir artı Tanjant a çarpı tanjant b şeklindeydi. Buna göre tanjant b'ye bakalım. Burası 2, 4, 6 birim. Burası 4 birim. 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 olur. Eksi tanjant e, tanjant a'ya bakalım. Burası 2 bölü 2 yani 1'dir. Burası o zaman 1 artı 3 bölü 2 çarpı 1. Yukarıdan bakın 1 bölü 2 gelecek. Payda'ya bakalım buradan da 5 bölü 2 gelecektir. Bunları taraf tarafa bölelim. Buradan da 1 bölü 5 cevabımız gelecektir. Doğru cevap B'dir. Buna göre x eksi y kaç derecedir? Gelen açıyla giden açı aynı olacak. Burası x. Y 90 eksi y 90 eksi y toplamı 180 145 artı x eksi y eşittir 180 x eksi y eşittir 35 derece doğru cevap D seçeneği. DBE açısının ölçüsü EBC açısının ölçüsüne eşit olduğuna göre EC uzunluğu kaç santimetredir? Alfa diyelim. Burası 90 eksi alfa. Alfa. Burası 90 eksi alfa. İkiz üçgen 6 olur. Öklitten 6'nın karesi 4 çarpı tamamı 6 artı x. 36'yı 4'e bölersek 9. Buradan x eşittir 3. Doğru cevap D seçeneği. Yukarıdaki verilere göre CF uzunluğu x kaç santimetredir? A A diyelim. B B C C. 2 A artı 2 B artı 2 C toplamı 360. A artı B artı C toplamı 180. A artı B C B artı C A olur. İki üçgen açı açıdan dolayı benzerdir. C'nin gördüğü 2, C'nin gördüğü x, A'nın gördüğü x, A'nın gördüğü 3. 6 eşittir x kare, x eşittir kök 6. Doğru cevap C seçeneği. Analitik düzlemde verilen A, B, C, e şekillerini aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanırsa düzlem üzerinde bir kare oluşur. Burada A nolu şekli orijin etrafında negatif yönde 90 derece döndürdüğümüzde negatif yönde bu yönde 90 derece çevirdiğimizde görüldüğü üzere 3'e 1, 1'e 3 A noktası buraya gelir. 4'e 1 1'e 4 bu nokta buraya gelir. Şekil bu şekilde oluşur. Bir yanlış. C no'lu şekli orijin etrafında 180 derece döndürdüğümüzde orijin etrafında 180 derece döndürdüğümüzde B şekli buraya gelir. Yanlış. C no'lu şekli 2 birim yukarı ötelediğimizde 2 birim ötelersek C buraya gelir. Yanlış. D no'lu şekli orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürdüğümüzde pozitif yönde 90 derece döndürdüğümüzde Burası 2'ye 1, 1'e 2, buraya gelir. 3'e 1, 1'e 3, buraya gelir. Bu şekilde buraya gelir, kare oluşur. Doğru. E nolu şekli orijin etrafında negatif yönde 90 derece döndürdüğümüzde bir birim yukarı öteleyerek E'yi orijin etrafında negatif yönde 90 derece çevirdiğimizde 1'e 1, e 1 buraya gelir. Orijin etrafında çevirdiğimizde burası 1'e 4 4'e 1 Şu şekilde 1'e 2 2'ye 1 burası olur. 1'e 4, 4'e 1 burası olur. Şu şekil oluşur. Bir birim yukarı ötelersek burası oluşur. Doğru cevap D seçeneği. Buna göre bu üçgenin x eksenine paralel olan kenarının uzunluğu kaç birimdir? Şu şekilde doğruları çizelim. Y eşittir 2x doğrusu. Y eşittir eksi 2x doğrusu. A noktası 0'a eksi 2. orijin ağırlık merkezi. O zaman üçgenimiz şu şekilde. B ve C. A, B, C üçgeni paralel olur. Burası 2 birim ise ağırlık merkezi 1'e 2 oranından burası 1 bir birim olur. 1 bir birim. Y'ye 1 bir verdiğimizde X 1 bölü 2. Aynı şekilde 1 verirsek eksi 1 bölü 2 burası 1 bölü 2 burası 1 bölü 2 bu uzunluk 1 birim olur. Doğru cevap A seçeneği. AB doğrusu çemberlerin ortak teğeti olduğuna göre A, B ve P noktalarından geçen çemberin çevresinin uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir? Merkezi 0'a 10 burası 11'im 10 yarıçap 2 merkezi 0'a 4 4 birim yarı çap 4 90 derece burası 4 burası 2 bu uzunluğu bulalım dik indirelim 2 2 Pisagor'dan x dersek x'in karesi 2'nin karesi 6'nın karesine eşit 36 eksi 4 32 x 4 kök 2 olur. Şu şekilde teğeti çizdiğimizde teğet kolları eşit eşit birleştirdiğimizde 90 derece buradan geçen çemberin çapı x uzunluğunda yarı çapı 2 kök 2 olur. Çevre uzunluğu 2 pi çarpı 2 kök 2'den 4 kök 2 P. doğru cevap B seçeneği. Buna göre bükülen direğin yerin zeminine değene kadar taradığı alan kaç metre karedir? Birleştirdiğimizde buradaki alan soruluyor. Burası 6, 90, 30, 60, 90 dik üçgeni. 120 derecelik daire dilimi alanı tarar. Pi 6'nın karesi 120 bölü 360. 3, 12 pi. Doğru cevap B seçeneği. Buna göre şekil 2'deki turuncu renkli bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şu şekilde kareyi oluşturalım. 90 derece. E ve F noktası burası. A burası. Burası 200 fazla olduğuna göre bu alan 200. Şöyle birleştirelim. 4 santimetre. A dersek A A A. A artı 4 A artı 4 Yamuğun alanı 200 eşittir 2 A artı 8 artı 2 A bölü 2 çarpı yükseklik 4 2 100 eşittir 4 A artı 8 Buradan A eşittir 23 Görüldüğü üzere Burası Tamamı 54 Burası 27. 54 çarpı 27 bölü 2 çarpı 2 karenin alanı eksi 2 tane üçgenin alanı 2 tane 23 çarpı 46 bölü 2 Burada 27 2 tane 27'nin karesi 2 tane 23'ün karesi 2 parantezinde 27'nin karesi 23'ün karesi 2 kare farkından toplamı 50 farkı 4 çarpalım 400 doğru cevap C seçeneği çizilen bu üçgenin alanı dikdörtgenin alanına eşit olduğuna göre dikdörtgenin bir kenarı olan RS ve üçgenin bir kenarı olan AB arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Görüldüğü üzere eğimleri çarpma eksi 1 olan 2 tane dik doğru. y eşittir eksi x doğrusu. Bu doğru da pozitif olduğu için eksi p'den geçen y'de de p'den geçen doğru. d2 doğrusu. Kesişim noktası r orjin şu şekilde dikdörtgen oluşturalım. Burası s dikdörtgen bir AB O üçgeni oluşturalım. AB O Yüksekliğe X dersek buranın alanı AB çarpı X bölü 2 üçgenin alanı dikdörtgenin alanı RS çarpı X Buradan AB uzunluğu iki tane RS uzunluğuna eşit. Doğru cevap C seçeneği. Bu silindirin K noktasında bulunan bir karınca en kısa yoldan L noktasına ulaştığına göre bu karınca kaç birim yol almıştır? Burada en kısa yoldan L'ye gidiyor. Şu şekilde de gidebilir. Oluşturduğumuzda kapalı halde K noktası buraya gelir. Bu uzunluk Görüldüğü üzere 2 birim, 3 birim. Pisagor'dan x'in karesi, 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Kök 13. Doğru cevap C seçeneği. Buna göre BF noktaları arasındaki uzaklık kaç kilometredir? Doğrusal, 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 doğrusal verilmiş. X soruluyor. AD arasındaki uzaklık 32, CD arasındaki uzaklık 40, CF arasındaki uzaklık 36. E noktası B ve D noktalarına eşit uzaklıkta. Eşit. Şu şekilde paralel bir çizgi çizelim. A diyelim. Benzerlikten 32'nin tamamı 72'ye A'nın 36'ya 2 a eşittir 16 olur. Benzerlikten 16'nın x'e bu uzunluk bu uzunluğa eşit olduğu için 1 x eşittir 16. Doğru cevap B seçeneği.